Merhabalar. Size bu çalışmada yakadan başlama, yuvarlak yaka, bir kazak anlatım yapacağım. Yaklaşık 9-10 yaş çocuk için yapacağız biz bunu. İpimiz Himalaya Everyday Super Lux Anti Peeling bir ip. Ben bu iplerle daha önce bir çalışma yapmıştım. Onlardan kalan bu şekilde yarım iplerim var. Aslında bunları değerlendirmek için yaptığım bir çalışma oldu. Ee, sizin de bu şekilde kalan ipleriniz varsa hem bunları değerlendirmek adına hem de güzel bir çalışma yapmış olmak adına bunları yapabilirsiniz. Biz bunun için 4 numara şiş kullanacağız. Şişimi de göstereyim şuradan. 4 numara şiş kullanacağız. Benim daha önce anlattığım hazır örgülerin lastiği şeklinde bir lastik anlatımım vardı. Onu yapacağız. Onunla başlayacağız. Güzel esnek bir lastik oluyor. Yakada sıkmıyor. Ben kullanışlı olduğunu düşünüyorum. İlk şu şekilde bir ilmek atıyorum. Çünkü o lastikte biraz şu ilk ilmek gevşiyor. Onun için böyle bir şey yapabilirsiniz. 90 ilmek atacağız. Birinci ilmeğim bu oluyor. Bu şekilde bir soldan bir sağdan ilmek atıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunun yapımını küçük örgü YouTube kanalımızdan bulabilirsiniz. Ben şimdi ilmek atışını tamamlayıp ondan sonra size göstermek istiyorum. Evet ilmeklerimi attım. İlk ilmeği her halükarda örüyoruz ki burası açılmasın diye. Misinalı şiş kullanabilenler bunu misinalı şişle yapabilirler. O zaman dikişsiz olur. Ama benim yaptığımda bir yanda reklam kol gibi düşünün bir yanda dikiş olacak. Düzleri örüyorum, tersleri örmüyorum. Düzleri örüyorum tersi örmeden alıyorum düzler örülüyor tersi örmüyorum bu şekilde bu sırayı çıkacağız ben sıramı tamamlayıp ondan sonra anlatayım ilk sırayı tamamladım ikinci sıradayız bu kez de yine düzleri öreceğiz tersleri örmeden alacağız düzü ördüm tersi örmeden alıyorum İki sıra bu şekilde yapmış oluyoruz. Tersi örmüyorum, düzleri örüyorum. Sırayı çıkıp tekrar size göstermek istiyorum. Evet, iki sırayı yapmış olduk. Şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi hepsini öreceğiz. Tersi ters, düzü düz şeklinde tüm ilmeklerimizi örerek lastik yapıyoruz. Bir ters bir düzden lastik yapıyoruz. Arzu ederseniz bu sıradan sonra iki ters iki düz de yapabilirsiniz. Pirinç örgü yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Benim yaptığımda bir ters bir düz lastik olacak. Kollarında ve yakada bu tür lastiği kullanmayı tercih ettim. Bir tavsiyem daha var sizlere az olan ipten başlayın renginiz azsa elinizde ondan başlayın az olanlar yakadan daha sonra çokluğuna göre sıraya koyabilirsiniz renklerine göre sıraya koyabilirsiniz aynı rengi birkaç kez kullanabilirsiniz ben renk değiştireceğim ama size sadece renk değiştirme ve artış tekniklerini göstereceğim aradaki e, renk tonlamasını siz arzu ettiğiniz şekilde yapabilirsiniz bu şekilde bir miktar lastik öreceğim. Ben lastik miktarını tamamlayayım. Daha sonra size sıra sayısı vereceğim. Ben lastiğimi tamamladım bu şekilde. Şuradan sıra sayalım. İlk sırayı saymıyorum. 1 2 3 4 5. 6. sıradayız. Bana burası düzgün görünüyor. Şu kabarı kısmı sevmiyorum. Burası arka kısmı, burası ön kısmı olacak. Yani örgümüzün ön yüzündeyiz. İlmek attığımız ipimiz sol taraftan biz sağ taraftan e, ön yüzü olarak başlıyoruz. Sağ tarafta ip olmadığı yeri düz kabul ediyoruz. Şimdi biz 90 ilmek başlamıştık. 9'a tam bölünebilen bir e, ilmeğimiz var. Yani 10 tane biz şu şekilde ilmek ayraçları var. Kullanan vardır eminim. Bunlarla yer belirleme yapacağız. Şimdi bir yer belirleme yapmayı göstereceğim. Aynı zamanda burada düz örgüye geçeceğiz ve yer belirleme yapacağız. İlk e, burası dikiş olacağı için benim 9 ilmeğimin yarısı burada, yarısı burada olacak. Onun için 1, 2, 3, 4 diyorum diğer tarafta 5 kalacak. Artış göstereceğim şimdi size. Aradaki bu ilmeği alıyoruz. Bu şekilde buraya çapraz koyuyoruz. Bu kanattan değil, arka kanadından. Bu şekilde girip örüyoruz. Bir gizli artış yapmış oluyoruz. Ve buraya bir tane ayıracımı koyuyorum. Bundan sonra Şöyle yapalım. 9'a böldüğümüzde 10 kalıyor. Pardon. 9 tane olacağı için 10 tane bizim bu ataşlardan kullanmamız gerekecek. Buraya 9 sayacağım ama 9. dan sonra bir artış yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aradan bir artış yapıyorum. Ve ilmeğimi belirliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yapıyorum. Bir artış yapıyorum. Ve aynacımı takıyorum. Tekrar 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 artışımı yapıyorum. Ayraçımı koyuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve artış Herhalde anlaşılmıştır artık. Artışlarımızı bu şekilde yapacağız. Ayracımı da koydum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Sıra olduğu için tam vereceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şekilde çaprazlamış oluyoruz yani ilmeğimizi. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ayracımı da koydum geride 5 ilmek kaldı artık burada artış yapmıyoruz çünkü bu başta yaptık bir o tarafta bir bu tarafta artış yapacağız aslında bu şekilde yerlerimizi belli etmiş olduk Ara ara sıralarda artış yapacağız. Ben size sayıları hep vereceğim. Şimdi bu sırayı bir de geri geliyoruz ve renk değiştireceğiz. Bunları örerken de bu şekilde gösterelim. Bunları örüyorum. Ayraca geldiğimde ayracımı tekrar bu şişe geçiyorum ve devam ediyorum örgüme. Sanki o yokmuş gibi. Arada arttırdığımız ilmekleri de hepsini de örüyoruz ayraçları bu şekilde geçtiğimizi görmeniz için beklettim bu şekilde bunu alıyoruz arka sırada artış yapmıyoruz hep ön sıralarda artış yapacağız tekrar gösterelim ördüm ayracımı da geçiyorum ve devam ediyorum örgüme ben sırayı tamamlayayım renk değişimini göstereceğim Şimdi renk değişimini göstermek istiyorum. Ben iplerime baktığımda bunun daha az olduğunu gördüm. Bu ip yapacağım. Siz dediğim gibi istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Burada size tavsiyem bu bıraktığınız renkten şu kadar yani şu mesafeyi dikecek kadar bir ip bırakın ki her rengi kendi ipiyle dikelim. Orada Renk e, görüntü kirliliği olmasın. İlk ilmeğimi alıyorum. ikinci ilmeği yeni rengimle örüyorum. Ve hemen bunu bağlıyorum. Bu sırada artışımız yok. Sadece renk değişimi yapacağız. bir alıyorum bir örüyorum bir alıyorum Tabii ki bunları her seferinde geçiyorum bir örüyorum bir alıp bir örüyorum ben renk geçişlerini bu şekilde yapıyorum ama siz de tabii ki dediğim gibi hepsini örerek de geçebilirsiniz ben böyle bir gelinti çıkıntı olsun istiyorum örmeden alıyorum bir örüyorum bir örmeden alıyorum bir örüyorum bu şekilde tüm sırayı bu şekilde yapacağız şöyle bir görüntümüz olacak ben sırayı tamamlayıp arka sıra tekrar anlatacağım Evet sıra sonuna kadar yaptım arkada bu şekilde önde bu şekilde bir görüntümüz var Şimdi tüm ilmekleri hepsini öreceğim. Az önce örmediğimizde örüyoruz. Bu ataşlarımız örgü sonuna kadar yani aslında robaya kadar roba ayrımına kadar bu şekilde hep ilerleyecek. Hep aktaracağız artış yerlerimizi kaybetmememiz için hep aynı yerden de artırmayacağız. Burası bizim 9 ilmeklik bölümlerimiz. Sadece onu onları bileceğiz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Ön sırada yine artışımız var. Onu yine göstereceğim. Şöyle hafif girintili bir görüntü olsun istiyorum. Aslında bittikten sonra daha çok belli olacak bu. Bir miktar ördükten sonra ben sırayı tamamlayıp ön yüzde artış tekrar göstereceğim. Arka sırayı tamamladım şimdi yine bu sırada artış yapacağız artışlarımızı az önce tam iğnenin denginde yapmıştık şimdi iğneden sonra 3 ilmek örüp artış yapacağız hep aynı yerlerde artış yapmıyoruz ki bir altıgen gibi bir görüntü olmasın yuvarlığa ulaşabilmemiz için bu şekilde artış yerlerinin yerini hep değiştiriyoruz. İlk artışta bu kenarda yapmıştım artış şimdi sonda yapacağım için burayı örüyorum. Burada artış yapmıyorum, sonda yapacağım. İşaretimi geçirdim. 3 ilmek örüyorum 1, 2, 3 ve bu aradan bir artış yapıyorum. Bu şekilde. Ve devam ediyoruz. Gerisini saymamıza gerek yok. İşareti yere kadar geliyoruz, işaretimizi geçiriyoruz işareti geçirince 3 ilmek örüyoruz 1 2 3 ve aradan yine bir artış yapıyoruz gerisini örüyoruz işaretimi geçirdim 3 ilmek örüyorum 1 2 3 aradaki ilmeği alıyorum çaprazlayıp bunu örüyorum bakın o zaman artışlarımız hiç belli olmuyor ilk sırada bakın artış yaptığımız yerlerde bir e, görüntü yani delik bir görüntü bir boşluk olmuyor bu şekilde ben artık bundan sonrasında bu sırada artış var bu sırada yok bu sıra boş şeklinde söyleyeceğim tekrar anlatıyorum 1 2 3 işaretten sonra aradaki ilmekten artış yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Bakın, görüntü renk geçişlerimiz şu şekilde girintili olacak. Bu şekilde renk geçerseniz. Ben sırayı tamamlayacağım, arka sırayı da yapacağım. Tekrar ön yüzde anlatacağım. Şimdi yine ön sıradayım. artış yapacağım. Bizim ön ve arka 90 90 olacak. Kollarımız 60 ilmek olacak. 2 kol 60 60 olacak yani toplamda 300 ilmeğe ulaşmamız gerekiyor. 300 ilmeğe biz kaç sırada dolaşacağız? Aynen yakadan başlama gerek yaptığınızı düşünün. En az 25 sırada falan yapıyoruz. Ben onun için şu şekilde kapatarsak bir hesap yaptım. Her sırada 10 ilmek artıyoruz. Şöyle yakından göstereyim. İlk 90 başladık. Birinci sırada 10 artış yaptık. 100 ilmek olduk. Bir sıra renk değişimi yaptık. O sırada artış yapmadığımız için 3. sırada 10 ilmek artış yaptık. 110 ilmek olduk. Şimdi tekrar 10 ilmek artış yapacağım. 4. sıra 120 ilmeğe ulaşacağım. Ve her artış yaptığımda ben bunu işaretliyorum. Karıştırmamak için. Ama sizde e, bunu bunu en sonunda video sonunda ya da artışlarımızı yaptıktan sonra rahat görme, görmeniz için arada renk değişimlerimiz olacağı için sıra aktaracağımız için oralarda artış yapmayacağız. Onun için kaç sırada olacağını bilemiyorum. En az bir 5-6 renk değiştireceğimi düşünüyorum. Buradan kapat bir sayalım. Bu dördüncü sıra ise 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20. 21, 22, 23 23 sırada biz bu şekilde devam edersek her sırada artırırsak 300'e ulaşıyoruz. Benim için yeterli. Ee, yaklaşık bir 30 sıra yapmayı düşünüyorum robaya kadar. Yine de üzerine göre çocuğunuz yani yapmak istediğiniz düşündüğünüz biri varsa onun üzerine göre ölçebilirsiniz. Ama e, tahmini olarak söylüyorum 30 sırada kol ayrımlarını yapacağız. Yani omuza kadar şöyle düşünün. Biz Şöyle de bir şekil çizeyim şuraya. Resmim hiç iyi değildir bu arada. Biz şu şekilde başladık. Yuvarlak yaka. Ve şu şekilde oluncaya kadar şurasını başını düşünün. Burası omuzumuz. Şu seviyeye kadar artış yapacağız. Bizim şurada ulaştığımız ilmek sayımız 300 olacak. Kollara 60 öne 90, diğer kola da 60 ayırabilmemiz lazım. Bunun için hesabınızı bu şekilde en baştan da yapabilirsiniz. Dediğim gibi baktınız size yeterli geldi ipiniz kalın olur, ince olur. Yani e, renk geçişleriniz daha az olur, tek renkle yaparsınız. Boş sıranız olmaz, çok daha erken ulaşırsınız. O zaman da aynı renkle bile yapıyor olsanız arada birkaç boş sıra geçmenizi isteyeceğim sizden. Ama ben fazla renk geçişi yapacağım için Renk geçişlerinde boş sıra yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi e, burası 23 yani 7 renk geçebilirim. Ben hesabımı bu şekilde yaptım. Bu da yani ufak bir size ipucu olmuş olsun, bir yol gösterici olmuş olsun. Hesabımızı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ben yeniden artış yapacağım. Dördüncü sıramı yapıyorum. Ön yüzü söylüyorum sadece. Hiç arka yüzleri söylemiyorum ön yüzleri söylüyorum her zaman aynı yerden artış yapmıyoruz ki dediğim gibi bir yerden sivrelip gitmesin şimdi buradaki artışımı hemen işaretimin önünden yapacağım yani az önce burada yapmamıştık şimdi burada yapıyor olacağız şu ilmeğimi görünce artış yapacağım Ve örgüme devam ediyorum. Arkasılarda hiçbir şey yapmıyoruz. 4. sıramız da bu şekilde sıra sıra vereceğim size hep. Evet. Buradaki artışımızı da yapalım. Arka sırasını yapalım. 5. sırada anlatacağım. Evet, ön yüzde şimdi 5. sıradayız. Yine ben buraya işaretimi koyuyorum. Artı 10 diyorum. 5. sırayı yapıyoruz. Yine bir artış yapıyoruz. Aynı renkte devam ediyoruz. Artış olduğunu göstermek istedim. baştakileri örüyorum. Başta artış yapmayacağım şimdi. Sonda artış yapacağım. İlmeğimi geçirdim. 3 tane örüp artışımızı yapıyoruz. 1 2 3 Artışımızı yapıyoruz. Gerisini örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde çıkacağız. Artık sıra başını vermem yeterli olur diye düşünüyorum. 1 2 3 ve artışımızı yapıyoruz. Ben sırayı tamamlayacağım, gidip geleceğim sonra yine anlatacağım. Bir sıra daha yapıyorum. Hemen işaretimi de koyuyorum buraya. 6. sırayı yapıyorum. Planladığım buydu. Bundan sonra bir renk değişimi yapacağım. Altıncı sırayı da yapalım. Buradaki artış yerimi de göstereyim. 1 2 3 3 ilmek ördüm. Bir artış yapıyorum. Ve ayrım yerine geliyorum. Burada 6 tane örüp yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve bir artış bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz geri dönüp geleceğiz şu bölümde artış yapmayacağız başta yaptığımız için ben bu sırayı da öreyim geri dönüşünde yapayım renk değiştireceğiz Evet şimdi yeni rengimi ekliyorum renk eklediğimiz sırada söylemiştim Artış yapmıyoruz. Bunu da kavradığınızı düşünüyorum. Değilse diğer renk değişim sırasına bakabilirsiniz. Biraz video hızlandırmak istiyorum çünkü. Şimdi rengi gireceğiz. Bu renkten kaç sıra çıkacak onu bilmediğim için yapınca size söyleyeceğim renk değişimini yapalım daha sonra artışını artık istediğiniz gibi yani hep aynı yerden artış yapmayın birinde 3 ilmekse sonra 5 sonra işte bu yandan 2 yapın bu şekilde yer değiştirerek ve zaten aradaki ilmek sayımız büyüyeceği için hep aynı yerlere denk gelmesin. Bir sırada buradan artırıyorsanız diğer sırada buradan artırdığınızı unutmayın bu şekilde artışlar yapacağız artık artışları ben size söyleyeceğim yani 3 kez artış yaptık şeklinde. Şimdi şuraya tekrar notumu düşmek istiyorum ben. Şurada biz ikinci sıra renk değiştirmemizdi. İkinci renk diyeyim şuraya. Şimdi 7. sırada artış yapı 7. sıra renk pardon 8. sıra yazayım. Şu arada 7. sıra renk. Bu şekilde bunlara devam edeceğiz. Ben renk değişimini yapacağım. Artışları yapacağım. Kaç kez artış yaptığımı söyleyeceğim. 6. sıra artışımızı yaptık. 7. sırayı yapıyoruz renk olarak. Daha sonraki artış kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim. Ben turuncu rengi yaptım. Turuncu da 4 kez artış yaptım. Bir renk değişim sıramız vardı. 7. sıra. 8, 9, 10, 11. sıralarda artış yaptım. 12. sırada yine renk değiştireceğim. Bu şekilde ayarlamamı yaptım. Yazdım buraya. Muhtemelen sonraki rengi 2 artış yapacağım ama yine de 3 diye planladım. Bu aşamadayız bu şekilde. Şimdi diğer rengimi takıyorum. Bu sırada artış yapmıyoruz. Artık herhalde bu şekilde vermem yeterli olur. Hep aynı yerde artış yapmayıp yerlerini değiştiriyoruz. Hepimizi de bağlayalım. Evet, bu sırada renk değişimi yapacağız. Daha sonra dediğim gibi iki sıra en az yapacağım artış duruma göre bakacağım. Tekrar renk değişimi yapabilirim. Şimdilik renk değişimi yaptığımı görün. Bir diğer sıra sayılarını tekrar vereceğim. Size bir ayrıntı daha vermek istiyorum. Demiştim misinalı şişle örenler bunu kolay örecek ama misinalı şişle örmeyenler benim gibi bu şekilde koltuk altında örenler için biraz zor olacaktır. Ben ne yapıyorum? Hepsi şişe sığmıyor. Bakın şu şekilde. Hepsinin tek şişe sığması mümkün değil. 3 şişle örüyorum. Onu da göstereyim. Bir miktar örüyorum bundan. Bırakıyorum bunu. Diğer şişimi alıyorum. Örgümü aynı şekilde devam ediyorum. Bu şiş kalıyor burada. Aynı şekilde diğer şişle devam ediyorum. Dönüşünde de aynı şekilde. 3 şişle örmüş oluyorum. Bakın böyle devam ediyorum. Ben dediğim gibi artışları yapıp ondan sonra tekrar size anlatacağım. Evet ben rengimi tamamladım. Şu şekildeyiz şimdi. 12'de renk değişikliği yapmıştık, yeşile geçtik. 3 kez artış yaptım. Yani 3 sıra yaptım bu yeşille. 16. sırada yine renk geçiyoruz. Bu renkten 2 kez artış yapmayı düşünüyorum. Yani 17 ve 18 yapacağız. Daha sonra yine renk değiştireceğiz. Şimdi yine rengi göstereyim size. İplerinizi mutlaka bir miktar uzun bırakın ki bunları dikiş için yetsin. yeşilde bakın şu kadar bir miktar bıraktım, dikiş için yeterli evet bu sırayı da bu şekilde yapacağız ee, neredeyse şu mesafe bizim omuzumuz kadar var yani bir çocuğun omuzu kadar var neredeyse omuz seviyesini yaptık şimdi artık bir de yavaş yavaş omuzu aşıp kola doğru dönme seviyesinde İki sırada bundan yapalım, sonrasını tekrar anlatacağım. Ben size bir aşamaya kadar göstermiştim. Daha sonra aynı teknik devam ettiği için ben bunları tamamladım zannedersem. şurada bırakmıştık. Ben diğer renkleri de tamamladım. Şu an şişimde 300 ilmek var. 300 ilmeğe ulaşmakta amacımız ama yine sıra sayısını vereceğim size. Şu şekilde bunu saymazsak 1 2 3 4 5 6 7. renge geçtik. Şu şekilde yazmıştık. Şuradan göstereyim. İlk rengimizle biz 6 sıra yaptık. 140 ilmeğe ulaştık. Sonra 1 2 3 4 sıra yaptık. 180 ilmeğe ulaştık. Daha sonra 210 230 260 ve şu an 300'deyiz. Sarıyla da iki tane yaptık. Ee, 300'deyiz. 300 ilmek olduktan sonra artık ayrımlarını yapacağız. Bu bizim aslında omuz seviyemiz ve omuzun başından aşağıya düştüğü yer. Yani reklam kolu olarak da düşünebilirsiniz. Toplamda 18 santim lastiği saymazsak 16 santim ebatında bir yüksekliğe ulaştık ancak daha iki sıra daha öreceğiz aslında bir sıra daha öreceğiz şimdi artış yaptığımız sıradayız geriye dönüyorum ve artık ilmeklerimi ayırıyorum 60 ilmek kol için 90 ilmek ön ve arka için planlamıştık şimdi her birini ayrı şişe geçireceğiz şişlerimizi ayıracağız yani arka yüzden gelirken yapacağım bu işlemi. İlk başta kol ilmeğini ayırıyorum. Ee, pardon arkadan gittiğim için ön ilmeğini ayırıyorum 90 ilmek öreceğiz. Bu şekilde 90 ilmek yapıp ondan sonra ben size göstereyim. Bu şekilde 90 ilmek ayırdım ben şimdi. Bu bizim ön parçamız. Ya da arka parça. Artık 2 tane ilmek olacağı için fark etmiyor. Bunu burada bırakıyorum. Diğer şişime 60 ilmek yapıyorum. Ve bu arada aradaki bu ayraçlarımızı da çıkarıyoruz. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ayracımı çıkarıyorum 16 17 18 19 20 bu şekilde ben bunu 60'a tamamlayacağım 60 90 60 şeklinde 4 ayrı şişe ben ilmeklerimi bölmüş olacağım Siz de aynı şekilde ayırıp devam edebilirsiniz Ben ayrıca yapıp anlatacağım tekrar. Ben ayrımı yaptım. Şimdi ilk öreceğimiz parça kollarımız olacak. Kolları önce öreceğiz. Bu ve bu bizim kol ilmeklerimiz. Burası ön ilmeğimiz, ön parçanın ilmekleri 90 ilmek. Bu da arka. Şimdi biz önce kolları tamamlayacağız. Daha sonra bedeni bütün öreceğiz. Ön ve arkayı birleştireceğiz. Şimdi küçücük bir ayrıntı size vereceğim buradan. Kolu yaparken bir ilmek başına artırıyorum ve örüyorum ki kol altı kasmasın diye. Sonunda bir ilmek daha artıracağım ve önce kolu örüp bitireceğim. Diğer renge geçiş aşamamda bırakacağım. Şimdi hemen hızlıca bunu örüyorum. Sıra sonunda tekrar artışı yapacağım. Burayı göstereyim size. Evet son iki ilmek kaldı. Sıra sonu göstermiş olmak için son iki ilmeği de ördüm. Burada da yine bir ilmek artış yapıyorum. Bu bizim hem dikiş payımız hem de koltuk altı kasmasın diye yaptığımız bir şey. Geri tekrar dönüyorum. Bu sıraya çıkacağım. Bir sıra daha geleceğim. Ben bu sıraya çıkıp bir daha artış yapmıyoruz. Bir de geri dönüyoruz. Ondan sonra renk değişimini göstereceğim. Evet arka yüzden gittim bir de ön yüzden geri geldim. Şu kadar oldu bu aşamada kolumuz kolun genişliği bu. Şimdi bana renk geçişi arka yüzden daha kolay geldiği için ben artık renk geçişlerini arka yüzde yapacağım. Çünkü artışımız yok artık. Onun için siz arzu ederseniz yine bu sırayı tamamlayıp ön yüzde renk değiştirebilirsiniz. Kolun da aynı olması için Buradan ben bu ipi kesiyorum. Biraz uzun kesiyorum ki dikişte bu rengi bu iple dikim diye. Diğer rengime geçiyorum. Renk geçişlerimiz yine aynı. Arzu ettiğiniz sıra sayısında yapabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. İlk ilmeği alıyorum. Bana bu şekilde örmek daha kolay geliyor renk değişiminde. Onun için böyle tercih ettim. Siz yine ön yüzden değişim yapabilirsiniz. Ben mesela 6 sırada yapıyorum değişimi. Siz isterseniz 10 sırada yapabilirsiniz. 15 sırada yapabilirsiniz. Tamamen kolları tek renk gidebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Sayımız önemli, sıra sayımız önemli. Başka hiçbir özelliği yok. Bundan sonra zaten kol boyunca öreceğiz. Lastik kısmına geldiğimizde tekrar atma yapacağız. Birkaç küçük teknik daha anlatacağım. Daha sonrasında kendiniz tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum kolları. Şimdi bunu yaptım. Dilerseniz bu rengi de bitirip geçebilirsiniz. Ancak ben sıra sayısını hem karıştırmamak için dengede de gitmesi için iki kolu aynı anda götürmeyi planlıyorum. İpin bir ucundan bir kolu diğer ucundan diğer kolu bağlayarak çalışmayı düşünüyorum. Şimdi bunu burada yaptık ve bırakıyorum. Şurası benim ön parçam. Bu da diğer kol. Şimdi diğer kolu yapıyorum. Diğer kolu yaparken de nasıl yapmıştık? İlmek artarak başladık. Burada Hemen ipimi bağlıyorum. Şuraya ipimi bağlıyorum. Burada artışı kolay yapamayacağım için şuradaki ilmekten ilk ilmeği çıkarıyorum alttaki ilmekten ilmek bağlamış olduğum için sıra sonuna bir tane daha artıracağım bu şekilde önce kolları örmüş olacağız daha sonra ön ve arka bedeni birleştireceğiz renk değişimleri de aynen dediğim gibi şu şekilde aynı sırada devam etmiş olacak. Sarıyı tamamlayacağım. Bu renge geçeceğim. Bu renk bitince diğer rengi ikisini aynı anda yapmaya çalışacağım. Elimde şöyle ipim mesela bunun üst yüzüyle buraya başladım. İçinden aldığım kısımda da diğer kolu başlayacağım. Eşit devam etmesini istiyorum. Sıra sayısını karıştırmak istemiyorum. Daha sonra bedeni bütün öreceğiz. Kollar bu şekilde istediğiniz sıra sayısında renk değişimi yapabilirsiniz. Ben bunların rengini değiştirerek kolu bir miktar örmek istiyorum. Daha sonrasında size göstereceğim. Aynı diğer kol gibi artışımız, geri dönüşümüz, yer değişimi hepsi aynı olacak. Bunları tamamlayın. Daha sonrasında tekrar ön parçanın örümünde anlatayım. Ha bir de kolda lastik kısmı var. Oraya gelince bırakacağım zaten. Bir miktar bunu yapıp ondan sonra tekrar size anlatayım. Şimdi bu aşamada size tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Burası kol. Kola devam ediyorum. Renk geçişlerimi yapıyorum. Aynı rengi buraya da uyguluyorum. Yani burada yaptıktan sonra buraya bırakıyorum. Aynı şekilde ön ve arkaya da uygulayacağım aynı sıra sayısında. Dediğim gibi siz farklı yapabilirsiniz ama bu tarzda yapmak isteyen için ben göstermiş olayım. Şimdi ön ve arkanın anlatımını yapmak istiyorum. Bu aşamadan sonra siz arzu ederseniz e, tamamını kolu bitirdikten sonra yapabilirsiniz ama ben bir göstermek adına buradan başlayacağım. Şu seviyede birleşebildiği için yani kolu bir miktar ördüğüm için ön ve arkanın birleşimini yapacağım. Şurada dikiş olsun istemiyorum. Tek bir tarafta dikiş olacak ama bütün parçaları ayrı ayrı örerek de birleştirebilirsiniz. Şimdi yine buradan rengimizi bağlıyoruz. Aynı şekilde yapıyoruz. Bakın. Şuradan ben bir ilmeğimi bağlamak istiyorum. İpi buraya sabitledim. Şuradan bir ilmek artışı yapacağım yine. Öncekinde de göstermiştim. Bir alt ilmeği örerek ilmek çıkarıyorum. Bir artış yapmış oluyorum. Sonra ilmeğin kendisini buradaki bu 90 ilmeği öreceğim. Sonunda yine artışım var. 90 ilmeği örüp ondan sonra tekrar anlatayım. Şimdi her parçayı ayrı örmek isteyenler bu aşamadan sonra yine bir ilmek artırıp dönebilir. İstediği şekilde uygulayabilir ama ben beraber örmek istiyorum. Onun için bir ilmek bu ön parçanın hakkı. Bir ilmek de şunun başında atacağım için bunun başında atacağım için onu da buraya atıyorum. Yani iki ilmek atmış oldum. Ve daha sonra diğer parçayı hiçbir şey yapmadan örüyorum. Araya 2 ilmek artırmış oldum. Sonunda da bir ilmek artıracağım. Ön ve arkayı birleştirmiş olduk. Örgümüz biraz daha derli toplanmış oldu. Renk geçişi yapacağımız için renklerin aynı sırada, aynı sayıda devam etmesi için ben peş peşe örmek taraftarıyım. Yani aynı miktar sırada olsunlar istiyorum. Bu şekilde birleşmiş oldu. Bu da kolumuz aradaki. Dediğim gibi lastik kısmına kadar tamamlayalım bu şekilde. Ondan sonra tekrar görüşelim. Ben bu aşamaya kadar kaza tamamladım. Şöyle renk geçişlerimi bu şekilde yaptım. Bütün sıra sayılarımız kollarla ve önlerde aynı. Bir kolu tamamladım size göstermek için. Diğer kolu da şimdi beraber yapacağız. En uç noktası bu. Buradan yaklaşık sıra sayınız 90 sıra. Yani şu kol ayrımından itibaren 90 sıra yaptım. Siz arzu ettiğiniz şekilde kısa ya da uzun yapabilirsiniz. Şimdi renk geçişini anlatacağım. Son lastik yapımını anlatacağım. Arka yüzdeyiz. Arka yüzden değiştiriyoruz rengimizi. Ben siyahla bitirmeyi uygun buldum. Şunu da alalım. Arka yüzdeyiz dediğim gibi. Yine ipimizi bağlıyoruz. İlk ilmeği alıyorum. Hepsini ters olarak göreceğim. Hiç ilmek ayırmıyoruz burada. İlmek atlamıyoruz. İpimizi de bağlayalım. tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şişimizde 62 ilmek var. Bunlardan eksiltme yapacağız. Ve 43 ilmeğe düşecek ilmek sayımız. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi ters örerek bu sırayı tamamlıyoruz. Ben sırayı tamamlayıp ondan sonra anlatayım. Ben sıramı tamamladım. Tüm ilmeklerimiz şişti. Şimdi İlk ilmeği alıyorum. ipimi önüne çevirdim. Bir ters bir düz ördüm. Örgümüzün tamamı bir ters bir düz gidecek. Terslerle kesim yapıyoruz. İki ilmeği bir alıyorum. Kesiyorum. Düz ilmeği normal örüyorum. Terslerde kesiyorum. Düzü normal örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Tersi ikisini bir alıyoruz bu şekilde. Şişimizde 43 ilmek kalacak. İsterseniz sayabilirsiniz de. Ben sırayı tamamlayıp ondan sonra anlatacağım. Sonunda da 3 taneyi normal kesmeden oluruz. Bu tersini kestim. 3 ilmek kaldı. 3 ilmeği yine bir düz, bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Arka yüzde tersi ters, düzü düz şekilde örüyoruz. Bir ters bir düz olarak örgümüze devam ediyoruz. Lastik kısmı bu şekilde. 9 sıra yapacağız lastiği. Tabii siz arzu ederseniz daha kısa veya daha uzun da yapabilirsiniz. Ondan sonra hepsini birlikte kesiyoruz. Bu şekilde göstermiş olayım. Buradan bitmiş kolu anlatayım, göstereyim size. Bakın ben şu ters ilmekten sayıyorum. Daha kolay olur diye ama burada görebilecek misiniz bilmiyorum. Işık yansıdığı için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra ördükten sonra arka yüzden ters olarak bir kere de kesiyoruz. Şu genişliğe ulaşmış oluyoruz. Ben bu kolda tamamlayacağım. Ön ve arka parçayı anlatacağım daha sonra size. Evet ben 9 sıra yaptım. Dediğim gibi şu terslerden sayabilirsiniz. Görünüyor mu bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve son sıramdaki 9. Şimdi hepsini birden ters ilmek olarak ters yüzden kesiyorum. Bu şekilde. Diğer kolda aynı yapacaksınız. Kollar bitecek bu şekilde ve bedene geçeceğiz. Ben bu kesimi tamamlayıp ondan sonra ön ve arka parçayı anlatacağım. Beden kısmında da yine ters yüzden ilmek geçişi yapıyoruz. Yani renk geçişi yapıyoruz. Tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bunda eksiltmelerimiz kollardaki gibi olmayacak. Hiç eksiltmeye edebilirsiniz beden iyi geliyorsa ya da 20 ilmekte bir eksitebilirsiniz. İpimizi bağlayalım. Bu şekilde tüm sırayı ters olarak önce arka yüzden öreceğiz. Ben sırayı tamamlayıp anlatacağım. Ben sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. Her iki kenarda 17 bırakacağım. Onun için önce örmeye başlıyorum. Ben eksiltme yapacağım yani. Düzle başlıyorum. Sonra ters. Bu şekilde bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ilmekte ikisini beraber aldım. Artık 19 yapacağım. 20. ilmeği kesim yapacağım. Sıra sonunda yine 17 kalacak. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ilmeği kesim ilmeği olarak alıyorum bu şekilde. Sıra sonuna kadar böyle gideceğiz. Daha sonra aynı kolda yaptığımız gibi bir ters bir düz örerek lastiğimizi tamamlayacağız. Ben yine 9 sıra yapmayı planlıyorum. Siz arzu ettiğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Daha sonra dikimini göstereceğim ve kazağımız bitiyor. Ben bu kısmı tamamlayacağım. Lastiği bitireceğim, keseceğim ve en son dikişi göstereceğim size. Ben kazağı bitirdim. Bu şekilde lastiklerini tamamladık. Şimdi dikişini anlatacağım ipleri uzun bırakmıştık şöyle yakadan başlıyoruz her bir iple mesela bu renk var bunun ucunda bırakmıştık rengi rengiyle dikiyoruz başka hiçbir özellik yok bunu yapabileceğinizi düşünüyorum sadece başlangıcını göstermiş olalım her zaman yaptığımız gibi biraz daha kenardan ve ince bir dikiş olarak bu şekilde yaparsanız rengi rengine arada hiç dikiş görünmeyecektir başka renkte de yapabilirsiniz Tabii ki sorun yok ama güzel bir temiz bir dikiş yapmanız lazım bunu yapıyorum Burada da hala hazırda olan rengimle bunu bağlayıp bitiriyorum. İğnemi çıkardım. Şimdi kahverengiyle yapmam lazım. Kahverengi burada uzun bırakmışım. Şuradan kahverenginin bittiği yere denk geliyoruz. Önce geriye karşılığından çıkıyoruz. Tekrar geliyorum. İstediğiniz şekilde burayı birleştirebilirsiniz. Sadece ince bir dikiş olmasına dikkat edin. En uçtaki yerden Evet bunu da çıkarıyorum yine. Bunu da bununla tekrar bağlıyorum. Şimdi diğer bütün renkleri bu şekilde dikeceğiz. Oraya yapacağınızı düşündüğüm için şimdi buraya anlatıyorum. Kalan ipleri temizlememiz lazım. Hep dikişin içinden geçiyoruz. Uçta kalan yerden şu şekilde çıkıp daha sonra bunu kesiyoruz. Aynı şekilde bu kalan iplerin hepsini dikişin içinde bırakarak temizliğini de yapıyoruz. Bu şekilde Şöyle bir gösterelim. Şöyle dikiş yaptığımız yeri gösterelim. Dikişimiz burada. Aynı buradaki gibi sarıya gelinceye kadar bunu dikeceğiz şu kısımdan şuraya kadar koltuğa kadar bunu dikeceğiz daha sonra buradan aşağıyı bedene buradan aşağıda kola dikmiş olacağız ve kazağımız bitmiş olacak şöyle tekrar bir gösterelim Burası arka kısmı olacak. Şu dikişimiz arkada kalsın istiyoruz. Ancak eğer arzu ederseniz bu da bir alternatif. Şuradan itibaren ya da daha yukarıdan şuraya dikip fermuar koyabilirsiniz. Aksesuar koyabilirsiniz. Bu şekilde süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Yapım aşaması bu şekilde. Ben size bunu göstermiş olayım. Siz istediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Ben dikişini her şeyini bitireceğim. Ondan sonra tekrar sizlere göstermek istiyorum. Kazanımızın bitmiş hali bu. Şöyle tekrar gösterelim. şöyle etiketimizi de hazırladık. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.